değerli meslektaşlarım. Şimdi konuşmacılarımız yazdığınız sorulara cevaplayacaklar. İlk sözü Sayın Zeki Gündüz'e veriyorum, avukat Zeki Gündüz'e. Hocam buyurun. Devreden KDV'nin iade durumu yasalaştığında yapılacak vergi incelemesi sonucu iadelerin yapılacağı belirtildi. Matrah artırımı yapan mükellefler de bu incelemeye takılır mı? Evet. Herhangi bir devletten iade talebiniz varsa iade talebiyle sınırlı olarak iade edilen tutarla sınırlı olarak her zaman inceleme hakkı bakidir. Matrah artırımından yararlanılmış olması incelemeyi engellemez. Takdir komisyonu kararı ile ilave vergi matrahı olarak belirlenen tutar için ödeme emriyle tebliğ edilmiş ve bu ödeme emrine kanuni süresi içinde itiraz edilmemiştir. İdare ile yapılan şifahi görüşme neticesinde hatanın kendileri tarafından yapıldığı kabul edilmiş, ancak süre geçtiği için düzeltme yapılmamış ve borç kesinleşmiştir. Bu durumda mükellef ne yapabilir? Hukuken aslında bir yolu kalmamış. Yani mahkemeye gitse mahkemede herhangi bir sonuç elde edilebilmesi mümkün değil. Düzeltme hükümleri çerçevesinde gene de idareye tekrar yazılı olarak, resmi olarak başvursun. Bir şey çıkmazsa, eğer idare ısrar ederse, bu sefer o talebi gene yargıya götürmeye çalıştın ama bir şey çıkar demiyorum. En azından denemiş olursunuz. Eğer oradan da bir sonuç alınamazsa af bekleyecek bir duruma düşer. Aslında bu yüzden bu vesileyle hani bir uyarı yapmak istiyorum. Hakikaten mali idareden gelen her türlü evrakı önemsemek gerekiyor. Süreleri kaçırmamak gerekiyor. Süreler kaçtıktan sonra işte en önemli şey, ne kadar haklı olursanız olun, onu çözemezsiniz. Yasal haklarınızı tartışabilme imkanlarınızı kaybetmiş olursunuz. Bir mali müşavir bir ticaret şirketine ortak olabilir mi? Limited şirket, anonim şirket. Ortak olması halinde ortaklık payının maksimum yüzde kaç olması lazımdır? Öncelikle mali müşavirin ticaret yapma yasağı var. 3568 sayılı kanuna göre. Ortak olma ticaret yapma diye kabul edilmiyor. Ancak bu ortaklıkların kanuni temsilcisi haline gelirseniz, yönetim kuruluna girerseniz, müdürü, limited şirkette müdürü olursanız, o zaman ticaret yapma yasağını deldiği kabul ediliyor. Bunun dışında ortak olmada herhangi bir sakınca yok. Ortaklık nispetiyle ilgili bir sınırlama da yok. Bu şirkette mali müşavir olarak beyanname verebilir mi? Ortağı olduğu şirketin müşaviri, ancak müşavir olarak da kendisi kayıtlı müşavir olarak sorumluluğunu almışsa olabilir. Eğer müşaviri olarak işte ne bileyim hizmet veriyorsa, şirketin müşaviri ise, serbest muhasebeci mali müşavirliğini yapıyorsa ancak o zaman olabilir. Yoksa herhangi bir ilişkinin kurulamadığı ortamda olmaz. Danışmanlık yapabilir mi? Yapar. Yani dışarıdan danışmanlık verebilir. Bunları yapabilmesi için ne yapması gerekir? Bir kere odaya kayıtlı hakikaten müşavir olmak, mükellefiyetin kaydında olması ve sözleşme yapması, o zaman ortağı olduğu şirkette sözleşme yapması gerekir. Ama bunları, hukuki yanı bir kenara bıraktığımızda, etik olarak bakıldığında ne kadar doğrudur? Yani ortağı olduğunuz bir şirkete müşavirlik yapmak, defterlerini tutmak, işte oraları hakikaten ben de şu anda bir şey söyleyemiyorum. Eğer bütün ortaklar da razıysa bir sorun da çıkmayabilir. %5 indirim uygulamasında beyanı onayladığımız anda bir soru sorulacak mı? Uygulamayı biraz açar mısınız?
bildiğim kadarıyla gelir idaresi beyan sisteminde otomatik bir önceki yılları da içine alan sorgulama imkanı hali hazırda yok. Belki onu ileride geliştirir, koyarlar. O olmadığı için beyanın kabul ediyor ama sonrasında aykırılık tespit ederse ondan sonra yaptığı tarama ya da çalışma sonrasında onunla ilgili şartları sağlamadığınızdan hareketle tespit edildiği anda bunu sizden isteyecektir. Eksik ödenen kısmı. Ama eğer bu arada da yetiştirir bunu bir kontrol mekanizması koyarlarsa zaten onu beyannameyi düzenleme sırasında hep beraber görüyor oluruz ama bildiğim kadarıyla henüz yok. Şirkete ait 150 metrekareden küçük gayrimenkulü konut satışındaki KDV oranı yüzde kaçtır? Bu konu çok karışık bir konu. Geçen de bir arkadaşım böyle bir şema yapmıştı. Vallahi öyle bir kalemde de bir solukta da söyleyemiyorum. Şöyle olursa, böyle olursa, bilmem ne olursa falan diye böyle bir sürü yanı olan bir soru. Kıbrıs'tan oyun şifresi alıyoruz 90 liraya. 100 liraya satış, arada 10 komisyon alıyoruz. 90 lira için KDV 2 verilmeli mi? Gelir gider ne yazılmalı? 90 gider, 100 gelir mi? Sadece 10 gelir mi yazılmalı? Bu 90 lirayla ilgili olarak size 90 lira Kıbrıs'tan faturalanıyor ise bunu bir mal gibi nitelendiremiyorum ben. Daha ziyade stopaja tabi bir şey gibi nitelendiriyorum. Bir kere her halvekarda sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi yapıyor olmakta fayda var. 100 lira sizin satış geliriniz, 90 lira bu işin maliyeti ve 90 lirayla ilgili katma değer vergisi de bununla ilgili işte ödediğiniz katma değer vergisi. Yani 10 liranız neticede gelir yazılacak. Katma değer vergisi de zaten buna göre 10 lira üzerine 10 liraya isabet eden kadar kalacaktır. Tahsilden indirileni düştüğünüzde. Ama brüt tutarlarıyla yani 100'ü siz gelir diye yazacaksınız. 90 gider olacak diye düşünüyorum. Bana isabet eden sorular bunlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Sözü Rıza Bilgiç'e veriyorum. %5 indirimle alakalı şöyle bir soru gelmiş. Geçmiş yıllarda zarar var. İnceleme yapıldı. İkmenen resmi idareci tarih çıkmadı. Ancak geçmiş yıllar zararı azaltıldı. Bu engel olur mu? Yani daha sonra böyle bir inceleme oldu. Tekrar iadesi gerekir mi? Bu aranacak mı? Birinci şıkkı sorunun. İkinci şıkkı özel hususluk cezası kesilmesi %5'lik indirimden yararlanmasını engeller mi? Hani zarar azaltıldı. İkmenlere ise idarece bir tarihat yok. Ama diyelim ki tek düzen muhasebe sistemi uygulama tebliğlerine aykırı davranmakta özel hususluk cezası kesildi. Bu engel teşkil eder mi? Açıkçası bununla ilgili bir örnek yok. Normalde İkmalen Resen İdareci tarihiyat ibaresi geçtiği için zarar azaltımı hani çok teorisine girersen hani negatif bir tarihiyat mıdır? Hani negatif bir matrah farkının azaltılması mıdır? Çok teorisine girersek o tartışmalara gidebiliriz ama gerçek durumu yansıtmıyor. Geniş yorumlarsak bir tarihiyat çıkmadığından yararlanmaya engel bir sebep yoktur diye düşünüyorum ama özel hususluk cezası ile ilgili olarak yine engel teşkil eden bir durum olmadığını düşünüyorum. Fakat bu konu yeni bir müessese olması hasebiyle eğer bu durumda olan bir mükellef var ise zaman geçirmeden özelge, mukteza talep etmesini salık veriyorum. Çünkü gelir dairesi de birçok özel konuda karar verebilmiş değil. Bir tanesi devir birleşmeler, kurumlar vergisi mükellefler açısından o 3 yıllık süre nasıl dikkate alınacak vesaire. Dolayısıyla bu konuda özelge talebinde bulunulması en sağlıklı yol olarak karşımıza çıkıyor.
Bir başka soru, mahsup işlemleri yapıldığı halde vergi dairesinde borç gözükmekte, ödememelerek tarafımıza gönderilmekte, bu durumda %5'lik indirimden faydalanabilecek miyiz? Daireyle görüştüğümüzde mahsup en kısa sürede yapılacaktır deniyor. Tabii bu hani elektronik anlamda birçok şey çözüldü belki ama bizim mahsuplarla borçları böyle bir cari hesap şeklinde tek bir kayıtta tutamamamızdan kaynaklanıyor bu. Hem tek vergi dairesi modeline geçmemenin sonucu hem de mahsuplarla borçları eşleştirememiş olmamızdan kaynaklanıyor. Ama yakın zamanda o da olacaktır. Soruya dönecek olursak, burada olay özelinde irdelemekte fayda var. Bir KDV iade alacağı, diyelim ki talep edildi veya bir yıllara sarı işten dolayı iade alacağı gelir kurumlar vergisi açısından onun iadesi talep edildi. Onların ne zaman iadeye hak kazanıldığıyla alakalı veya KDV diyelim ki iade alacağı açısından esasa mesul olmayan eksiklikler var ise başvuru tarihi itibariyle mahsup yapılmış sayılıyor. Fakat esasa müessir eksiklikler var ise iade tutarını değiştirecek, dolayısıyla mahsuba etki edecek, o mahsubun karşılamış olduğu borcu açığa çıkarabilecek durumlar söz konusu olabilir. Onu olay özelinde irdelemek lazım. Tek yekten şöyledir veya böyle değildir diye cevap verilecek bir konu değil. Ama en ufak bir tereddütünüz varsa da yine muktaza talep etmeniz gerekiyor. Ama rutin bir mahsup işlem var, sırf vergi dairesi onu atladığı için ödeme emri göndermişse hemen daireyle irtibat kurup bunu düzelttirmek lazım. Olmuyorsa 15 günlük süre içerisinde bunu dava konusu yapmak lazım, ama dava konusu yapıp indirim hakkını kaybetmemek açısından önce daireyle irtibat kurup bunu anlatmak gerekiyor. İşte onu iptal etmeleri lazım. Bazen çok 5 yıldır ben iadesi alıyorum. Serbest meslek vakfıyım. Her 5 yılda mutlaka ödeme emri geliyor. Bütün mahsuplar. İşte o dediğim sene sonuna doğru, sene sonuna doğru bir ay, iki ay, üç ay orada görünüyor. Yazın arkadaşlar bizim de zamanımız yok. Yapamıyoruz. Hep böyle. Üç yıllık indirimden istifade ediyoruz ama tahakkuk üzerinden %5 indirimi göremedik. Nerede karşımıza çıkacak? Bu dediğim gibi ben yıl başında Ocak ayında itibaren devir birleşmeden dolayı sistem o zaman hazır değildi. O indirimi beyanname formatında Evdo sisteminde göremiyor idik. O zaman mükelleflere şunu söyledik. Siz vergi dairesine kağıt ortamında yine beyannamenizi verin. İhtirazi kayıtla bundan faydalanacakmış gibi daireye de söyleyin. Onlar da hemen gelir dairesiyle irtibat kursunlar. Sistemdeki o kutucuğu açsınlar. O beyanname, zamanında verilen beyanname yerine geçer. Daha sonra o kutucuk açıldığı zaman daire onu oraya aktarır. Dolayısıyla eğer şu anda gelir vergisi beyan dönemi başladığı halde bu Evdo ekranında bu kutucuk çıkmıyorsa biraz beklemek lazım ve daireye iletmek lazım bunu. Ben hani gelmeden önce sistemi kontrol etmedim. Herhangi bir sıkıntı olmaması lazım ama onu check etmekte fayda var. Evet, bu da yine aynı. Sadece şu uyarı çıkıyor Evdo'da. %5'lik indirimden faydalanmak, hani siz emin olun şartları, sistem bunu kendisi kontrol etmiyor. Yani şey gibi böyle otomatik bir şekilde faydalanabilecekleri bunu çıkarıyor da faydalanamayacakları bu kutucuğu çıkarmıyor diye bir şey söz konusu değil. Bu sizin yükümlülüğünüzde, siz bu şartları okuyun, bakın, faydalanabilecekseniz o satıra o tutarı yazın. Dolayısıyla otomatik bir uyarı çıkmıyor.
Ödenmeyen SGK primlerinin tamamı yoksa işveren payı mı ödenemediği sürece tamamının kanun kabul edilmeyen gider yazılması lazım. Huzur hakkı da yine bunlar da ücret olarak değerlendiriliyor. Onda yine beyanname formatında şeye bakmak lazım. Birden fazla işveren var mı yok mu diğer geliler sebebiyle hani o 85-86. Maddeleri bir arada çalıştırmak lazım. 2015 yılında firmamız 2013 yılı sınırlı incelemeye alındı. 2016 yılında inceleme tamamlandı ve tarihat önce uzlaşma talebinde bulunduk. Fakat o sıralarda 6736 sayılı kanun yürürlüğe girdiği için ve uzlaşmada istediğimizi alamadığımız için uzlaşmayıp yapılandırma yasasından faydalanıp borçlarımızı ödedik. Evet, uyumlu mükellef olarak bu şartı yerine getirdik mi, getirmedik mi? Onu soruyorsunuz. Bunu süresi içerisinde yerine getirdiğiniz için yapılandırma kanununa faydalanıp ve borçlarınızı da ödediğiniz için bu bir engel teşkil etmeyecek sizin için. KDV ile ilgili bir soru. Tavuk tüyü ithalatında KDV %8, yurt içi imalatında verilen özelgelerde %18. Uygulamadaki farklılığın sebebi ne? Ben bu spesifik konudan bağımsız olarak şunu söyleyeyim. Tabii gümrük ithalatında GİTİP, genel tarife istatistik pozisyon numarası esas alınıyor. Bazı ürünlerde maalesef bu sorun var. Bazı makinelerde, bazı perde türlerinde bu sorun var. Bunlar farklı özelgeler durumu ortaya koyarak örnekte vermek suretiyle özelge talep etmeniz durumunda değerlendirilecektir. Yoksa şöyle bir inceleme, bir araştırma oluyor. Acaba o GİTİP numarasındaki ürün ile sizin imal ettiğiniz ürün aynı mı? Onu ortaya koymak gerekiyor. O çerçevede ancak sorun çözülebilir. Arabuluculukla ilgili bir soru var. Sözleşme yapıldı ama nasıl bir tutarda anlaşılmadı. Tabii tahsil esası geçerli olduğu için orada tahsile bakmak gerekiyor. Arabuluculuk söylediğimiz gibi serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmeli, dikkat alınmalı. Yine son soru bana gelen, çevre temizlik vergisinin gerçek mükellefiyetini tespit etmek amacıyla vergi dairesiyle belediye arasında mevcut bir işbirliği var mıdır? Benim bilgim dahilinde böyle bir şey yok ama gelir dairesi bu konuda daha bilgilidir. Yani oradan belki bilgi alınabilir. İstanbul olarak bizim böyle bir çalışmadan bilgimiz yok. Teşekkür ederim. Sayın Rıza Bilgici'ye teşekkür ediyoruz ve şimdi sorularını yanıtlamak üzere Sayın Emre Kartaloğlu'na sözü veriyorum. Tekrar selamlar. Mustafa Merdan'ın sorusu, iki tane huzur hakkı, iki ayrı şirketten alınan huzur hakkı ücret olarak değerlendirilecek midir? Evet, değerlendirilecektir. Birinci ücretten huzur hakkı yıllık 144 bin lira. İkinci şirketten huzur hakkı yine 144 bin lira. Birden sonraki 30 bin lirayı aştığı için ücretlerin tamamı 144 bin artı 144 bin 288 bin lira olarak beyan edilecek. Yapılan stopajlar beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilebilecek. Murat Yarıcı'nın sorusu, %5 kurumlar vergisi indirim hakkı ile ilgili 2017 muhtasar beyannamesini bir gün geç tahakkuk ettirdim. Rıza Bey aslında sunumunda bunun cevabını verdi. Ne yazık ki, yani kanuni düzenleme bu şekilde zamanında verilmemiş olması halinde indirimden yararlanılamayacağını söylüyor. Geçmiş 3 yıla yönelik olarak bununla ilgili sorunun tamamını okuyayım. Pişmanlık ve kanun süresinden sonra beyan ettim. Yaklaşık 150 bin TL kurumlar vergisi indirim hakkım iptal olmuş oluyor mu? Bu durumu çözüm getirilmesi düşünülüyor mu? Yani çözümü biz aslında aracı olduk bu konuyla ilgili. Bize oldukça fazla, yani TÜRMOP olarak oldukça fazla sorun yansıdı ve bir çalışma yaptık. Gelir İdaresi Başkanlığı'na da sorunu yansıttık. Örneğin kanunda beyannameler diyor. Geçmiş 3 yıla ilişkin verilmesi gereken beyannameler diyor.
İndirim neyle ilgili bizim indirimimiz? Gelir ve kurumlar vergisi indirimi aslında. Bu beyannameler ifadesini ben yorumladığım zaman, sadece kanuna baktığım zaman gelir vergisi beyannamesiyle kurumlar vergisi beyannamesini geçmiş 3 yıllık süre içerisinde zamanında verip vermediğini kontrol etmem lazım aslında. Beyannameler ifadesini böyle yorumlamam lazım. Ama tebliğde gelir vergisi genel tebliğinde damga vergisi beyannamesi, katma değer vergisi beyannamesi, özel tüketim vergisi beyannamesi gibi her türlü beyanname olarak açıkladı. Biz tebliğ açıklamasının kanun hükmüne aykırı olduğunu belirten ve bu haliyle bu uygulamadan kimsenin yararlanamayacağını ifade eden bir görüşme yaptık Gelir İdaresi Başkanlığı'na, yazılı olarak da ilettik. Onlar da kanuni düzenlemeyi bizim yorumladığımız gibi yorumlamadıklarını ifade ediyorlar aslında ama takip ediyoruz. Hani umarım gelir de Maliye Bakanlığı tarafı bir çözüm üretme iradesi getirirse yol alabiliriz diye düşünüyorum. Ama bizim gündemimizde Rıza Bey anlatırken de ben not aldım. Gerçekten hani öyle bir düzenleme yapıldı ki sanki yararlanabilene madalya vermek lazım %5 indirimden. Hani ben de mükellefim, ben bile yararlanamayacağım gibi geliyor. Yani emin değilim şu anda. Mutlaka bir damga vergisi beyannamesini geç vermişimdir herhalde. Bir sözleşmeyi zamanında bildirmemişimdir galiba diye düşünüyorum. Bakalım bu ay uğraşacağız. Hani tüm vergilerimi zamanında ödediğimi düşünüyorum bugüne kadar ama bir damga vergisi beyannamesinde herhalde sorun yaşamışımdır 3 yıllık süre içerisinde. Yani yararlanabilene de ayrıca madalya vermek lazım galiba bu konuyla ilgili. Benzer bir düzenleme mesela 48A'da yapıldı. 48A 6183 48A'da da biliyorsunuz Bakanlar Kurulu kararı yayınlandı geçtiğimiz hafta. Orada da 1/1/2018'den itibaren vadesi dolan borçlar diye düzenleme yaptılar. Yani sonuçta çok önemli düzenlemeler, çok faydalı olacağı düzenlemeler ama ikinci düzenlemelerle bunların uygulaması neredeyse imkansız hale getiriliyor. Umarım bir çözüm üretebiliriz bu konuyla ilgili. Mükellefle meslek, serbest meslek kazancında Arda Bey'in sorusu galiba, çok da okuyamıyorum ama serbest meslek kazancında mükellefle yenen öğle yemeği gider olarak kabul edilebilir mi? 68'e 1'e göre mesleki kazancın devam edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel gider olarak kabul edilip indirilebilir. Demir Kaan Yılmaz'ın sorusu, gayrimenkul sermaye iradı gelirlerinde yıllar itibariyle seçilen gider yöntemleri aşağıdaki gibidir. 2014 gerçek gider yöntemi, 2015 kira geliri yok, 2016 götürü gider yöntemi, 2017 soru işareti. 2016'da götürü gider seçildiyse üst üste 2 yıl uygulamak zorundayız. Dolayısıyla 2017'de de götürü gideri uygulamak gerekiyor, zorunlu. Olamaz. Sorunun devamında kendisi öyle olmuş ama olamaz maalesef. Emekli maaşı gelir vergisi matrahına dahil edilecek mi? Edilmeyecek. Emekli maaşı gelir vergisi matrahına dahil edilmeyecek. Sorunun devamında örneklerle ifade edilme. Örneğin 80.000 TL kira, 30.000 TL emekli maaşı, 110.000 TL soru işareti. Yani galiba herhalde bu örneklerin tamamı edilmeyecek diyerek, yani gelir vergisi matrahına emekli maaşı, gelir vergisi kanunu 24. maddesine göre gelir vergisinden istisnadır. Sadece şurada dikkate alıyor, emekli maaşını dahi dikkate alıyor. Hani 3.900 liralık istisnadan yararlanacak mıyım, yararlanmayacak mıyım diye soruya cevap aradık ya, o soruya cevap alırken hiçbir şekilde vergilendirilmeyecek olan emekli maaşını bile toplamaya dahil edin diyor. Topla. Yani eğer örneğin 20 bin lira kira geliriniz var, atıyorum rakamı, 100 bin lira da emekli maaşınız var. Toplamı 120 bin lira, 110 bin liradan büyük olduğu için istisnadan yararlanamazsınız diyor. İstisna olan emekli maaşını bile o kapsamda dikkate alıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binalarda iktisap bedeli neye göre belirlenir? Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binalarda da müteahhit sonuçta, yani o binayı yapan sonuçta bir fatura kesecek, fatura düzenleyecek. Bunu emsal bedeliyle düzenlemesi gerekir. Emsal bedelde de işte 267. maddede ortalama fiyat esası, eğer o projeden benzer nitelikte daire sattıysa onların ortalamasını, değilse maliyet bedeli esasını uygulayacak. İşte yeni katma değer vergisi tasarısı da ortalama fiyatın uygulanmamasını, bu tür işlemlerde hep maliyet bedelinin uygulanmasını söylüyor. İktisap bedeli sonuçta müteahhitin kestiği faturadır, faturadaki tutardır. Bu tutar üzerinden de burayı kiraya verirsek %5'lik indirimden yararlanabilir miyiz diyor. İktisap bedeli indiriminden yararlanılabilir.
Hüseyin Çevirgen 28.02.2017 tarihinde kira kontratı imzalanıyor. Mart 2017'de yıllık 60.000 TL kira ödemesi var. Gayrimenkul sermaye iradı ne kadar gösterilecek? 60.000 TL gösterilecek. Ödemede muhtemelen stopaj da yaptılar. İş yeri kirası olduğu belirtiliyor. 60.000 lira gösterilecek. Yapılan stopaj beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilecek. Eurobondlar menkul sermaye iradı olarak gösterilir mi? Eurobondlar menkul sermaye iradı olarak gösterilir. Eurobond faiz gelirleri aslında sunumumuzda vardı. O kısımları biraz süre yetersiz nedeniyle hızlı geçtik. Eurobond faiz gelirleri %0 oranında tevkifata tabi kabul ediliyor. 30 bin lirayı aşarsa tamamı beyan ediliyor. Altında kalırsa beyan edilmiyor. Eurobond alım satım kazançları da değer artış kazancı olarak maliyet bedeli endekslemesi yapılarak değer artış kazancı kabul ediliyor ve beyan edilmesi gerekiyor. İlkay Suvakçı'nın sorusu, gerçek kişi tam mükellefin yurt dışında sahip olduğu iştirak hissesine ilişkin A. kar payı elde etmesi, B. iştirak hissesini satması nasıl vergilendirilir? Kar payı elde etmesi, bahsettiğimiz hani işte yarısı istisnadır, dağıtım aşamasında bu tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarının vergilendirilmesini anlattık. Hollanda'daki bir yabancı, yurt dışındaki bir şirketten elde ediliyorsa kar payı, bunun Türkiye'de kar payı olarak tamamının vergilendirilmesi gerekiyor. İştirak hissesi satış kazancında da bir yine kazanç elde edildiyse, kazancın tamamının vergilendirilmesi gerekiyor. Ancak çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarına bakmak gerekir bu konuyla ilgili. Hollanda'da olduğu ifade ediliyor. Hollanda ile Türkiye arasındaki çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarında da özel hükümler var diye hatırlıyorum. Onları gözden geçirmekte fayda var. Tahsin Tüzcan'ın sorusu, gelir vergisi beyannamesi BDP üzerinden verebilir miyiz? Henüz defter beyan sistemi üzerinde gelir vergisi beyannamesi yok. Defter beyan sistemi zaten 1.1.2018 itibariyle yürürlüğe girdi. 1.1.2018'den itibaren uygulanacak. Dolayısıyla 2017 yılı işlemleri normal BDP üzerinden, yani 2017 yılı beyannamesi BDP üzerinden verilecek. Hiçbir mükellefim yok. Serbest meslek kazancım, amortismanlar ve telefon faturası 6.000 TL zarar. Gayrimenkul sermaye iradım var. Konut olarak 17.000 TL elde ettim. Zararı düşebilir miyim? Düşebilirim. Gayrimenkul sermaye iradından serbest meslek zararını düşebilirim. 11.000 TL üzerinden %15 götürü gider düşebilir miyim diye devam ediyor soru. 11.000 TL değil, 17.000 TL ya hasılatımız. Yani mahsup ettikten sonraki tutar üzerinden ayrıca götürü gider düşmeyeceğim. Önce konut kira tutarından götürü gideri düşeceğim. Hatta önce istisnayı düşeceğim, daha sonra götürü gideri düşeceğim. Kalan tutarı beyan edeceğim. Kalan tutardan da zararımı mahsup ettikten sonraki kısmı beyan edeceğim. Ha, özür diliyorum. Tabii serbest meslek kazancı elde ettiği için ticari kazanç varsa, zirai kazanç varsa, serbest meslek kazancı varsa 3.900 liralık istisnadan yararlanılması zaten mümkün değil. İstisna düşülmeden %15 götürü gider düşülecek. Kalan tutardan zarar mahsup edilecek ve beyan edilecek. Her ay boş beyanname veriyorum. Pul parasını düşebilir miyim? İşte sunumda bunu ifade etmeye çalıştım aslında. Serbest meslek erbabı damga vergisini gider yazabilir mi, yazamaz mı? Şöyle de bir sorun var son dönemde. Hani biz bu defter beyan sisteminden sonra Zeki Üstad da bahsetti aslında. Yani özelgeler ortada. Defter beyan sisteminde bir kutucuk açılması aslında maliyenin görüşünü değiştirdiği anlamına gelir mi, gelmez mi? Bu defter beyan sistemi uygulamaya girdiğinden beri Gelir İdaresi'nin bu işlemi yapan birimiyle sürekli görüşme halindeyiz. Hatta hani uygulamadan dedim ya, eğitimler de yaptık tüm illerde. Uygulamadan gelen sorunları direkt, hatta WhatsApp aracılığıyla Gelir İdaresi'ne iletiyoruz. Onlar da sorunları çözüp bize geri dönüş yapıyorlar. Bu kapsamda da bunu ben onlarla da görüştüm aslında. Ya bu kutucuğu açmışsınız, bunu artık gider yazabileceğiz gibi mi anlamalıyız? Eğer öyle anlamalıysak bunu bir açıklama yapar mısınız? Bir sirküler veya bir özelge. Yani o yazılı görüş açıklamaya girersek iş çok uzun sürer ama orayı bir kutucuk açmış olmamız bunu gider olarak dikkate alınabileceği yönünde
yorumlamanızda fayda var diyorlar. Ama sözlü bu. Söz uçar, yazı kalır. Hani bunu yazılı olarak bir şey yok. Şunun için bile biz çok uğraştık değerli meslektaşlarım. Hani biliyorsunuz 100 numaralı vergi su sirküleriyle 2 Nisan'a ertelendi. Defter beyan sisteminde verilerin giriş süresi ertelendi. Ve beyannamelerde de göndermekte zaten sorun yaşanıyordu. Beyannameyi defter beyan sistemi üzerinden göndermekte sorun yaşanıyordu. Biz sürekli gelir idaresiyle görüşüyoruz ve sürekli bize şunu söylediler. Ya BDP aracılığıyla da gönderilebilir. BDP aracılığıyla da gönderilebilir. Tamam öyle diyorsunuz ama tebliğe de şey yazdınız. 250 defter beyan sistemiyle ilgili tebliğe de bu sistem aracılığıyla gönderilmemiş beyannameler hiç verilmemiş sayılır dediniz. Şimdi bir taraftan öyle diyorsunuz, bir taraftan BDP aracılığıyla gönderilebilir diyorsunuz. Şunu diyorlar, eğer BDP aracılığıyla gönderilmesini istemeseydik, izin vermeseydik BDP'yi kapatırdık zaten. Bir tuşla BDP'yi kapatabiliriz. Ya tamam açıklayın o zaman bunu. Yani sirkülerden de geçtik. Yani internet sitesine bir açıklama koyun BDP aracılığıyla verilebilir diye. Bunun 2 hafta mücadelesini verdik neredeyse. Nihayet hani 100 numaralı sirkülerde BDP aracılığından da BDP aracılığıyla da verilebileceği yönünde bir cümle eklediler. Ama çok ilgililer. Yani hani bürokrasiyle hani siyasi tarafı gelir idaresi anlamında işte Rıza Bey'in her zaman her seminerde aramızda olması, gerçekten sizin bu sorularınıza, buradan iletilen sorunlara not düşmesi, bunların daha sonra çözümünü üretebilmek için çabalarda bulunması bile başlı başına çok değerli aslında. Hani bizim de bu sistemi geliştiren defter beyan sistemiyle ilgili sürekli görüşme halindeyiz. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama bir yerde hani belli bir noktada tıkandıkları durumlar oluyor. Ama biz bu işte görev alan tüm gelir idaresi çalışanlarına ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Diyerek Murat Yarın sorusu. 15 yıldır kiracısı olan iş yerine yaklaşık 500 bin TL özel maliyet harcaması yapıldı. Bilançoda 264 hesapta duruyor. Kiracı bu iş yerini terk ederse 500 bin TL bilançodan nasıl çıkarılacak? Bu kurumlar vergisi sorusu aslında. Bir ay sonra cevaplayalım demeyeceğiz tabii. Özel maliyet olarak aktifleştirilmiş, terk edildiği durumda özel maliyet kira süresine göre amortismana tabi tutuluyor şu anda. Birikmiş amortismanıyla özel maliyet arasındaki fark birbirini yok edecek zaten ama terk edilirse bilançodan nasıl çıkarılacak? Terk edildiği yılda tamamı gider yazılacak. Özel maliyet kira süresinin son yılında tamamı gider yazılır. Bir önceki soru bitmedi. Her ay pul parasıyla ilgili görüşümü o şekilde ifade etmiş oldum. Bir arabam bir de motosikletim var. Her ikisine de benzin giderini gider yazabilir miyim? Motosikletten amortisman ayırdım. Yani işte yine bir özelgeden bahsettim ya, tek başınıza faaliyette bulunuyorsanız birden fazla aracınız varsa sadece bir aracınızı gider yazabilirsiniz diyordu. Ama ben hani olay ve işlemlerin gerçek mahiyeti esastır İstanbul'da ama şeyiniz de yok bu taraftan. Yani hani soru bağlantılı mı 2. soruyla 4. soru? Yani hiç mükellef yok. Hiç mükellef yok. Bir araba, bir motosiklet, ikisini de gider yazabilir miyim? Yazamam gibi geliyor. Yani artık hani en azından motosikleti yazmayayım arabayla. Yani işim olur umuduyla arabanın giderini yazayım da motosikleti yazmayayım. Yani çünkü yani genel gider 68'e 1 mesleki kazancın elde edilmesi için yapılan giderler. Mesleki kazanç da elde edilmiyorsa 2 taneyi yazmamak lazım. En azından birini yazmakta fayda var diye düşünüyorum ama kendi fikrim. Mehmet Yücel, evimin bir odasını adres gösterip mesleki faaliyet sürdürüyorum. Kiraya tuttuğum için bir odasına isabet eden kira tutarı üzerinden tevkifat yapıp muhtasar beyanname vermem gerekir mi? Bunu da anlattık aslında. Hem ben anlattım hem Rıza Bey anlattı. 3. kez olacak bu. Gider yazıyor. Yani ödeme yapıyor muyuz? Ödeme yapıyorsak stopaj yapacağız kesinlikle. Ödeme yapmıyorsak da eğer gider yazıyorsak, kira gideri yazıyorsak stopaj yapmamız gerekiyor. Bunun ikisini de yapmıyorsak, ödeme de yapmıyorsak, gider de yapmıyorsak herhangi bir stopaja gerek yok. İşletme hesabı esasına göre defter tutan kendisi... Kira ödemesi, kontratta yaptığınız kontrattaki kira ödemesini. Tamam, bir odasını da siz birine kiraya vermişsiniz. Tam kendiniz kira ödüyor musunuz? Tam gider de yazmıyorsunuz. Tamam, stopaj yok o zaman.
Yok, gider yazmıyorsanız, ödeme yapmıyorsanız stopaj yok. Tamam mı? Çok net. İşletme hesabı esasına göre defter tutan, kendisine ait iki veya üçüncü el minibüsü servis taşımacılığı yapan kişinin aracını satması halinde satış faturası düzenleyip KDV hesaplaması gerekir mi? Gerekir elbette. Katma değer vergisi oranı ticari araç olduğu için %18 olur. Gelir vergisi yönünden izah eder misiniz? Aracın zaten işletmede bir maliyeti vardır. Maliyetle aracın satış bedeli arasındaki fark amortismanlar düşündükten sonraki tutar. Yani birikmiş amortisman da dikkate alınarak gelir olarak dikkate alınır. Üzerinden de gelir vergisi ödenir. Hakan Aydın'ın sorusu. Mobilya sektörüne tanınan %8 KDV indirimine doğan alacak için iade mümkün mü? Şu an için bu hiç tasarıyla hani bağlantısını kurmadan tasarı yokmuş gibi mümkün. Yani indirimli oranı tabi bir işlem var sonuçta. 29'a 2'ye göre katma değer vergisi kanunu 29'a 2'ye göre indirimli oranı tabi işlemler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin iadesi alınabilir. Hakan Aydın, buyurun. Bakanlar Kurulu'nun her yıl belirlediği bir rakam var. Bakanlar Kurulu'nun belirlediği rakamı zaten iade alamazsınız. Onun üzerindeki rakamın iadesi mümkün. Dövizli satış ve çek karşılığı. Bu sorunlu bir işlem aslında. Dövizli satış ve çek karşılığı tahsildeki kur farkı satış tarihi verilmiş, çek tarihi verilmiş ve vade. Yani satış tarihi var, satış demeyelim ona. Vergiyi doğuran olay, malın teslim edildiği tarih var. Çekin verildiği tarih var ve çekteki vade tarihi var. Şimdi bu çek kanununda yazılı yapılan düzenlemelerle işte üzerinde yazılı keşide tarihinden önce muhatap bankaya ibrazı geçersizdir hükmünü de dikkate aldığımızda iyice karıştı ortalık aslında. Yani şuradan çıkıyor sorun. Soru da şu, daha soruyu bitirmedim. Soruyu bitireyim önce. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesinde satış ve çek alış tarihi arasındaki kur farkının faturaya tabi olduğunu, KDV'ye tabi olduğunu belirtmektedir. Fakat İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı çek alış tarihiyle vadesi arasında faturaya bağlanmadığı için tutanak tutmaktadır. Yani İstanbul demiş ki, soruda o deniyor. Önce 110 numaralı katma değer vergisi genel tebliğiydi. 1 numaralı KDV genel uygulama tebliğiyle yürürlükten kaldırıldı. İkisinde de aynı açıklama var. Diyor ki, malın teslimi vergiyi doğuran olay ile tahsilat arasındaki, ödemenin yapıldığı, tahsilatın yapıldığı tarih arasındaki kur farkı katma değer vergisine tabidir. Özeti bu aslında. Bunu 110 numaralı KDV tebliği diyordu. Daha sonra aynısını 1 numaralı katma değer vergisi kanunu genel tebliği, uygulama genel tebliği de tekrarladı. Şimdi burada tahsilatın yapıldığı tarih hangi tarih? Çekin alındığı tarih mi? Çekin vade tarihi mi? İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı sorudan anladığım kadarıyla böyle bir özelge varsa sorunu aslında çözmüş demektir bence. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesinde demiş ki çekin alındığı tarihtir demiş. Bence de çekin alındığı tarih olması gerekir. Ama işte o çekle yapılan ödemelerin düzenlenmesi hakkındaki kanunda da diyor ki üzerinde yazılı keşide tarihinden önce muhatap bankaya ibrazı geçersizdir diyor. Hani bununla beraber de değerlendirince sanki vade tarihine kadar değerleme, kur farkı faturası düzenlemek gerekir gibi düşünülebilir. Tartışmalı bir konu. Tahsil tarihine karar vermek lazım burada. İşte o mu önemli, vade tarihi mi önemli, çekin alındığı tarih mi önemli? Yani bu tartışılan bir konu. Çok İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın bu konuda bir özelgesi var mı bilmiyorum. Onu bir inceleyelim. Onun üzerinde Hakan Bey bize bir şekilde ulaşırsa tekrar tartışma olanağımız bulur. Ama tartışılan bir konu. Yani çekin alındığı tarih mi yoksa ödemenin yapıldığı tarih mi? Bilgisayar firmasında çalışan yazmış olduğu özel yazılımı 200 bin TL bedelle satmak istemektedir. Alıcı gider pusulasıyla alımı mümkün mü? Çalışmış olduğu firma ile bu yazılımın hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Alıcı stopaj ve KDV uygulayacak mı? Gider pusulasıyla alımı mümkün. Hatta
gider pusulası olması gerekiyor. Başka yolla mümkün değil. Gider pusulası olması gerekiyor. Gelir Vergisi Kanunu 18. maddesinde telif kazançları istisnası düzenlenir. Bilgisayar programcısı da onlar arasında müellif, mütercim, tercüman, bilgisayar programcısı, hatta ressam diye devam eder. Bilgisayar programcısı da onlar arasında sayılır. Telif kazançları istisnasından yararlanır. %17 stopaj vardır. Bakın, serbest meslek işlerinde normalde %20 olmasına rağmen burada bilgisayar programcılığında %17 stopaj vardır. Gelir vergi stopajı bu nihai vergidir. Defter tutmaz, yıllık beyanname vermez. Katma değer vergisi açısından değerlendirdiğimizde bir kereliğe mahsus 200 bin liralık bir bilgisayar programı yaratıp bunu bir kereliğine mahsus sattıysa KDV mükellefiyeti de KDV stopajı da doğmaz. Ama bunu sürekli olarak yapmaktaysa, yani bir program, iki program, üç program yapmaktaysa artık sürekli serbest meslek faaliyetine döner ve stopaj oranı, gelir vergisi stopaj oranı %17 olmasına rağmen katma değer vergisinde tam tevkifat, %18 katma değer vergisi tevkifatı yapılması gerekir. Ama sorudan anladığım kadarıyla bir kereliğine yapılmış bir işlem, dolayısıyla KDV'nin olmaması gerekir. Mustafa Eltaş, 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanuna tabi ürünlerin ithalatını yapmaktayız. Bu ürünleri direkt satışını yapıyoruz ve satış yapıldıkça ÖTV beyannamesi vergi dairesine ödemesini yapmaktayız. Elimizde satılmayan ve bozulmuş olanları kendimize fatura edip ÖTV beyannamesiyle devlet vergisini ödetip eritebilir miyiz? Kendimize fatura edebilir isek... Ya satılmayan ve bozulmuş olanlar, eğer gerçekten bir stok fazlalığı varsa bunu işletme ortaklarına fatura edilebilir. Emsal bedelle fatura edilmesi gerekir. Vergi Kanunu 267. maddesindeki emsal bedelle, eğer bozulmuş ve çürümüşten gerçekten bozulmuş ve çürümüşse bunun takdir komisyonunca tespitinin yaptırılması lazım. Ama kendinize fatura edebilirsiniz. Faturanın bedeli sorununu çözmek, gerçekten bozulmuş ve çürümüşse takdir komisyonuna başvurmanız lazım. Ama bozulmuş ve çürümemiş stok fazlası ürünlerse işletme ortaklarına emsal bedelle bir ortalama fiyat esası, işte en az %25 satış olmak şartıyla işletmenin yaptığı satışların ortalaması, eğer ona girmiyorsa maliyet bedeli artı toptan satışlarda %5, perakende satışlarda %10 ekleyerek fatura kesilebilir. Demir Kağan Yılmaz'ın sorusu, eşimle ortak bir gayrimenkulden, kentsel dönüşümden yenilenmiş. Gayrimenkul sermaye iradı, mesken kirası var, 30.000 TL. 15 artı 15 olmak üzere 3.900 TL istisnadan ayrı ayrı faydalanabilir miyiz? Faydalanabilirsiniz. 15.000 lira bir eşinizin geliri var, 15.000 lira sizin geliri var. 3.900 liralık istisna mükelleflere tanınmış. İkiniz de ayrı ayrı yararlanabilirsiniz. Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda %5'lik indirimden de yine yarı yarıya yararlanabilirsiniz. Yani iktisat bedelinin %2.5'unu eşiniz, %2.5'unu siz indirebilirsiniz. %5.5 indiremezsiniz ayrı ayrı. İsimsiz bir soru. Serbest meslek gelirini gelir vergisi beyannamesiyle beyan eden mükellef kira geliri için götürü gider ve 3.900 TL istinadan birlikte yararlanabilir mi? Şartları var mı? Götürü gider uygulayabilir kira geliri için, ama az önce de söyledik, ticari kazanç varsa, zirai kazanç varsa, serbest meslek kazancı varsa 3.900 liralık istisnanın uygulanması mümkün değil. Götürü giderin uygulanması mümkün. Ufuk Ihlamur'un sorusu, kar dağıtımı 2017 yılında 59.000 TL bülüt, yarısı 30.000 TL'yi aşmadığından dolayı beyanname verilmiyor. Adına kesinti yapılan kişi yapılan kar dağıtım stopajını nasıl iade alabilir? Başka geliri yoksa iade alamaz. Başka geliri yoksa iade alamaz. Ama bu 59.000 lira kar payının yanında 5.000 lira da serbest meslek kazancı varsa istisna sonrası tutar 29.500 lira. 5.000 lira da serbest meslek kazancı 34.500 lira, 30.000 lirayı aştığı için beyan edilir. Yapılan stopajın tamamı mahsup edilir. Ama sadece kar payı ise brüt 59.000 lira beyan edilemez. Dolayısıyla da vergi kesintisi iade alınamaz. Zaten bu düzenlemenin amacı da bunun beyan edilmemesi ve vergi kesintisinin iade alınmamasıdır. Süleyman Reisoğlu, 2017 yılına ait İsviçre'deki bir bankadaki mevduattan 4 kişinin ortak hesabı olarak toplamda 150.000 TL faiz geliri elde edildi. Bu 4 kişi Türkiye'de ikamet etmekte, bunların vergilendirilmesi nasıl olacak? Kısaca para hem yurt dışında fiili ve hukuki tasarruf gerçekleşmiş. 150, yani şöyle bir algımız var bizim, yurt dışındaki mevduat faizleri, offshore faiz gelirleri vergilendirilmez gibi düşünüyoruz.
Kesinlikle değil, vergilendirilir. Tespit edilmesi belki biraz güçtür. Ama son yıllarda Maliye Bakanlığı'nın yaptığı anlaşmalar, bilgi değişimi ve çifte vergileme önleme anlaşmalarıyla bunların kavranması son derece kolay hale geldi. Yurt dışından elde edilen faiz gelirlerinde stopaj yoktur, istisna yoktur. Hani hep bahsettik ya 86.1'de 1600 liranın altındaysa beyanname verilmez, 1600 lirayı aşıyorsa tamamı için beyanname verilmesi gerekir. Offshore faiz gelirleri vergilendirilir. 1600 liralık sınırı aşıyorsa. Tabii ki vergi anlaşmalarında yine dikkate almak lazım. Yurt dışı varlıklar ile ilgili olarak hisse senedi ve Eurobond alım, satım ve faiz geliri 2017 yılı gelir vergisi beyanı nasıl yapılacak? Söyledim az önce aslında. Eurobond faiz gelirlerinde 30 bin lirayı aşıyorsa beyanname verilir. Alım satım kazançlarında da maliyet bedeli endekslemesiyle beyanname verilmesi gerekir. Stopaj %0 zaten. Yani stopaj var mı? Yurt dışında stopaj mı yapılmış? Yurt dışında yapılan stopaj Türkiye'deki vergiyi aşmamak şartıyla beyan edilir. Türkiye'deki vergi oranı aşmaması şartıyla mahsup edilir beyannamede yurt dışında ödenen vergi. Belgeyle tefsik etmek lazım tabii ki. Beyannamenin verildiği yılın sonuna kadar diye hatırlıyorum. Umarım yanılmıyorumdur. 123 ya da 124. madde olması lazım. Beyannamenin verildiği yılın sonuna kadar diye hatırlıyorum ama tekrar bakmakta fayda var. Kirada olan bir konuttan ayda 1000 TL kira gelir elde eden mükellef götürü gider esasını kabul edip gayrimenkul vergi öderken kentsel dönüşüm nedeniyle yılın ortasında kiraya çıkıyor ve aylık 2000 lira kira ödüyor. Bu mükellef gerçek ise kabul ederse 1-1-2017, 31-12-2017 döneminde 12 bin TL gayrimenkul sermaye irade elde edip 12 bin TL. Ya şöyle aslında hani burada gayrimenkul sermaye irade daha belli değil. 12 bin TL hasılat elde ediyor. 12 bin TL kirayı ödemektedir. Soru 1, gerçek gider esasına geçebilir mi? Önceki yıl götürü gideri uygulamadıysa geçebilir tabii ki ama Rıza Bey bunun üzerine durdu. Kiraya çıktıktan sonraki tarihe isabet eden giderlere düşmeniz lazım. Yani tamamını değil, kiraya çıktıktan sonraki tarihe isabet eden giderlerden düşmemiz lazım. Ödeyeceği vergi söz konusu mu? Söz konusu bence. Yani 12'nin tamamını düşemez. Çünkü ne zaman çıkıyor? Yılın ortasında çıkıyor anladığım kadarıyla. Çıktığı tarihte ama 12 bin lira, yani aylık 2 bin lira ödüyorsa düşebilir. Aylık 2 bin liradan 6 ay 12 bin lira ödediyse düşebilir. Kentsel ödeyeceği vergi söz konusu, eğer 12 bin hasılat varsa, 12 bin gider varsa ödeyeceği vergi söz konusu değildir. Kentsel dönüşüm nedeniyle aylık 1000 TL kira yardımı almaktadır. Bu 1000 TL kira yardımları da tazminat ve yardım ödemesi olarak kabul ediliyor ve gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmiyor. Verginin konusuna girmediği kabul ediliyor. Gelir vergisinin konusuna girmediği kabul ediliyor. Son iki soru Murat Yarıcı'nın sorusu. %5 bunu söyledim mi? Ha bunu söyledim zaten. Söyledim değil mi? Evet. 15 yıldır kiracısı, evet 264'de söyledim. Bunları tekrar arkaya koymuşum. Demek ki bitmiş sorularımız. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli konuşmacılarımıza. Kıymetli bilgilerini bugün bizlerle paylaştılar. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sabırla bu saate kadar bizleri dinlediniz. Başka bir seminerde tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Değerli meslektaşlarım, ben birkaç dakika sabrınızı rica edeceğim. Değerli konuşmacılarımıza teşekkür belgelerini vermek üzere. Biz oda olarak aldığımız karar doğrultusunda artık konuşmacılarımıza plaket vermiyoruz. Sizler adına Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışta bulunuyoruz. Şimdi konuşmacılarımızın teşekkür belgelerini sunmak üzere önce Kadınlar Günü'nde nedeniyle bir pozitif ayrımcılık yapacağız. Oturum başkanımız Sayın Cemile Kuzu'nun teşekkür belgesini vermek üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gülgün Öztürk.
Sayın Rıza Bilgiç'in teşekkür belgesini vermek üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Sayın Erol Demirel. Sayın Zeki Gündüz'e teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Haydar Tunç. Sayın Emre Kartaloğlu'na teşekkür belgesini sunmak üzere TESMER Başkan Yardımcısı Sayın Nevzat Pamukçu. Değerli meslektaşlarım, katılımınız için, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki seminerde buluşmak üzere iyi akşamlar diliyorum.